Hepinize selamlar, merhabalar dostlar. Ben Bambilgi. Yeni efsane bir videoyla daha karşınızdayım dostlar. Başlıktan da okuyacağınız üzere sizlere bir açıklama videosuyla karşınızdayım. Biliyorum bana kızgınsınız, sinirlisiniz. Uzun süredir aralıklı şekilde video atamıyorum sizlere. Bunun sebeplerini sizlere açıklayacağım. Sizden de tek ricam samimiyetinizle ve objektif olarak beni dinlemeniz. Biliyorsunuz YouTube ve aynı zamanda e-sporculuk yapıyordum. Yani profesyonel bir kariyerim vardı Valtif'te. 2022 Aralık ayında Riot Games'in duyurusuyla e-spor tamamen Valtif'ten kaldırıldı dostlar, Asya haricinde. Bu yüzden ben de zaten hali hazırda üniversiteden mezundum. Mezun olduğum için KPSS'ye hazırlandım, sonrasında kurum sınavlarına hazırlandım ve önümüzdeki ay 16 Şubat'ta mülakatım var dostlar. Kazandım sınavların hepsini. Yani kısacası umarım yakın zamanda yerleşmiş oluyorum. Gerçekten son bulmuş oluyor bu serüven benim için. Bundan sonrası için planım ise şudur kesinlikle. Mesleğime başladıktan sonra biliyorsunuz 5'e kadar çalışılıyor genelde. Sonrasında günlük Twitch'te yayın açmayı ve günlük video atmayı düşünüyorum dostlar. Ve bunu kesinlikle yapacağım. Webcam'li videolar gelecek. Çok daha profesyonel videolar gelecek. Çok daha özenilmiş şekilde olacak. Bunun size şimdiden sözünü veriyorum. Bu sefer erkek sözü veriyorum arkadaşlar. Bunu da kaydedebilirsiniz. Ölmedik burada izlemek için de sezonun başında top 200'e girerek gördüğünüz gibi Master'a kastım dostlar. Şimdi de Master Ligi'nde sizler için bir maç atacağım. Beraber oynayalım, keyfimizi alalım. Şimdiden bana destek olmak için like'ınızı atmayı unutmayın dostlar. Dediğim gibi atandıktan sonra videolara seri bir şekilde başlıyoruz ve günlük yayın birbirinden daha güzel içeriklerle karşınızda olacağım dostlar. Hadi şimdi maçımıza geçelim. Evet, maçımız başladı dostlar. Karşıda da jungle'da Skelly'yi görüyorum. Sizin sevdiğiniz bir YouTuber olabilir. Zamanında bana oynamayı bilmediğimi söylemişti. Fakat hiçbir karşımda maç kazanamamıştı. Fakat yine karşısında bir şey demeyelim. Oynayarak gösterelim. Bakalım paslanmış halimiz oyunla karşı koyabilecek mi? Jungle'la hükmetmeyi üzerine oynayacağız dostlar. Biliyorsunuz Lee Sin'le oynamanız gereken oyun kesinlikle counter jungle yapmak. Şöyle gidelim, jungle'ını basacağız. Benim eski taktiğimdir hatırlıyorsunuz. Ki bunu öğrenmişler, benim taktiğimi uygulamaya çalışanlar da var dostlar. Biliyorsunuz bu taktiği ben ilk Türkiye finalinde Balayaspor'a karşı uygulamıştım. Şöyle totemimizi atacağız. Tarayıcı yerine totemle başlıyorum. Şimdi Yasuo'ya push almasını söyleyelim. Red başlarsa red alalım. Golem başlarsa golemine gideceğim. Şu an muhtemelen mavisine gidip totem bıraktı. Evet geldi, zaten gördüğünüz gibi Kha'Zix gideceğim. Onu ona vermeyeceğim tabii ki de. Evet, görür görmez beni kaçıyor zaten. Smite'ı da deneme gibi bir lüksü yok. Garen'in yanında denemesi gerekiyordu bu arada. Bir an bile harcam. Evet, Yasuo güzel aldı Lane'i. Şöyle biraz dövelim bunu. Evet, flash'ını aldık şimdiden. Ve burayı bize bırakmaya mahkum kaldı. Ormanına hükmetmenin birinci aşamasını tamamladık. Hemen red buff'ını da... Evet, yanlışlıkla bir Q attım. Bunu görmedik. Tabii ki. Red'ini de alalım. Mis gibi. Dostlar hemen kendi ormanıma geçtim. Kuşlarını almakta vakit kaybetmedim. Çünkü blue buff'tan sonra o da benim ormanıma girebilir. Bunlara dikkat edebiliyor olmanız gerekiyor. Blue side'ımı gerekirse verebilirim. Ama dediğim gibi red side'ımı veremem. Çünkü red buff'la slow atarak double slow aim'imizle oyuncuları yakalıyoruz. Evet, buraya geldi. Ve kendini elimizde bırakıyor. Ve yat aşağı diyoruz ve indiriyoruz dostlar. Evet, kasedin üzerine koşmamız gerekiyor. Aşağıdan gelen bir baskı. Direkt kasedini kovalayalım. Evet, slow. Ama flash attı Thresh yanlışlıkla olmuşsam. Atölden çok saçma bir flash geldi ya. Adamların o tarafa doğru gitti. Kasadini mi düşürmek için anlamadım. Sıkıntı yok. Blue buff'ımızı alırız. Veya mid'i bir koruyalım. Minyonları vermeyelim. Evet, Thresh deneyecek mi orayı? Evet. Thresh olmasaydı bu arada kasadinin flash'ı da yoktu muhtemelen. Elveda diyecektik dostlar. Daha smite'ımız renklenmedi ya, düşünün. Karşı jungle kes. Bu arada çok kötü başladık. 1'e 3 oldu. Bizim bot da öldü. Asol de öldü. Bakalım şurada belki bir şeyler deneriz. Bir an bile harcama. Evet. Tamam, flash'ını aldık. Geldiğimiz yerin flash'ını alıyoruz ya da canını alıyoruz dostlar. Evet, şu an bunun canını almamız gerekiyor. Evet, kötü bir şey geldiğine benden. Acele ettim sanki. Evet, başladı. Evet, şöyle alalım. Çok güzel. Ama bizim bot yine öldü dostlar. Yapacak bir şey yok. Biz de gidelim. Jungle'ını çalalım. Jungle'ını hükmedeceğiz dediğim gibi. Karşı ormanın. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Burada da Yasuo'muz birer ikişer tane buradan barikat kazılması yeterlidir. Kha'Zix base atıp gelesiye kadar biz burada halay çekeceğiz dostlar.
O da benim jungle'ımda birkaç yere alıyor. Gördüğüm kadarıyla. Ben de gideceğim. Kuşlarını alacağım. Bunlara dikkat ederseniz dostlar. Rakibin yaptığı counter jungle bitirir mi? Ama bizim bot bir tur daha öldü şu an. Gerçekten 2'ye 7 olduk. Neyse. Biraz durum eşitlenmiş olur en azından botumuzun bu kadar intlemesinde. Böyle selamünaleyküm. Bay bay. Kilimizi daha sol aldı. Aşağı sayda bizim çocuklar giremiyor. Tristan'ın yukarıya çıktı. Evet. Güzel. Güzel. Yomumuzu alalım. Evet, şöyle Eider öncesinde sıkatılımızı alalım. Rakip jungle'a da gireceğim. Aşağıdaki çocukları bir alabilirsek güzel olur. Evet, Kasadin, Kasadin. Kasadin nereye kadar kaçabilsin? Slow falan yok mu ona? Sıkı dur. Evet, ultisini yakalayamadık. Burada alamet almamız bizim hayrımız olacaktır. Tristan'a ölme, yeter lütfen. Tristan'a yeter. Evet, ama bizim elimize düştü. Evet, şöyle Sikeli'ye bir ders daha verelim. Nerede, kime, ne zaman gireceğini öğrenmiş olsun. Borsuz bir şekilde blind'a Tristan'ın üstüne atlanmaz. Garen'in de flash'ını alıyoruz. Evet, güzel 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 güzel. Flash'ını almıştık zaten. Üzerine de canını alıyoruz. Burada bizim reset alıp tempomuzu korumamız gerekiyor. Lütfen yapmayın orada savaş. Evet, Tristan'a öldü. Pyke sen de öl. Çok geç kalmaz zaten. Evet, Spike'ı da öldü. Azor sen de kanka. Evet, Azor flash'ı atabildi en azından. Evet, Kasadin'den bir gel. Ulti. Ah, flash'ı varmış ya. Flash olmasaydı. Atlama üstüme, atlama. Azor yapma, Azor yapma. Azor yapma, nereye gidiyorsun Azor? Arkadaşlar gerçekten challenge olacak. Bizim için şöyle yatağımız burada. Şöyle bir arkaya doğru. Ay, evet, kötü ulti attım. Kötü ulti attım. Yani evet, çok iyi. Bunu almamız lazım. Bunu almamız lazım. Evet. Minyon olduğu için hafif sola atmak zorunda kaldım. Belki dodge atarız diye düşündüm. Ejder de smite'ı atamadı ama evet, direkt flash'ını ver ve jungle'ını ver. Arkadaşlar böyle hükmedeceğiz. Bir etsaydı, bir vurdu sayda. Orman kestirdim etsaydı jungle'ı. Yani zaten 7 kill var, 6'sı bizde. Evet, mid'de neler dönüyor. Ama ultim yok. Ama bizim çocuklar kesmesi lazım onu. Evet, kesmesi almıştık. Mid kulesinde 2 plate yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bir kere bir daha ölmek istiyor gibi. Jungle'ını kestiğimiz için mid'de yürümekten başka bir şey yapamıyor dostlar. Şöyle şuralara bir bakışalım. Onu da çalacağım, onu da çalacağım. Şöyle selamünaleyküm. Gerçekten oyun oynatmayacağız arkadaşlar rakip ormana. Red'ine de giderdim ama support'um yok. Pyke olduğu için. Yani muhtemelen alacak onu. Evet, onu da alsaydım zaten. Evet, ölüyor mu? Ölüyorum, evet. Arkadaşlar dediğim buydu işte. Support'um olsa keşke. Evet, red'imizi alalım. Evet, Tristan'a yine 3 kişiyi takmış peşine geliyor. Yasuo gelirse buraya oynayabiliriz. Şöyle selam verelim. Sikeli'ye yine düşürmeyi başardık ama Yasuo olsaydı belki orada 3 kişiyi otlatmayı denerdim. Yasuo olmadığı için 3 kişiyi otlatmayı denerdim. Direkt düşürmek adına. Evet, Yasuo orayı toplaması gerekiyor. Evet, ama Thresh'ten gelen güzel bir hamle. Asol'den bilmiyorum, en saçma ultisi mi geldi oraya? Anladım. Evet, Sikeli yine buraya doğru bir yere geliyor ama sessiz atlar. Bana atlar mı? Atlamadı. Sıkı dur. Kimidi? Evet. Arkadaşları başaramadık. Başarabilirdik yakında. 2v1 ikisini de kesiyorduk. Evet, midde yeni bir baskı geliyor. Arkadaşlar bot lane'de olmamız kadar kötü bir şey yok. Şöyle selam verip çıkmamız bile yarı canımıza mal oluyor. Çünkü acayip fitlediler bot lane'e. Ama taşıyacağız dostlar, biliyorsunuz. Ne maçlar taşıdık, bu maçı da taşımayacağız. Yukarıda Tristan'a tekrardan split push'ta Kha'Zix'e mint verdi. Şöyle evet, çok kötü bir kuydu bu arada. O yüzden bırakacağım burayı. Gelirse belki. Gelen var mı? Evet, bunu alalım bari. Evet, bir kill daha aldık. Garen var aşağıda, aşağı kuleyi de veriyoruz. Tristan'ın yukarı kuleye split push'a çıkarsa zaten her yer darmaduman olur. Üstüne çok tutmuyorum. Evet, şöyle slow'umuzu atalım.
slow bekliyorum evet. Ama kendisi Garen arkadaşlar. Yapacak bir şey yok diyoruz bu saniye. Evet, orada fight gerçekten çekmeye başardı minimap'ten gördüğüm kadarıyla. Evet, fight yine öldü dostlar. Süperiz. Yasuo'ya deneme yaparlarsa ölümleri olur. Evet, bırakalım tadında. Ya Tristana split push'e çıktı dostlar. Asol gelirse buraya oynarım bu arada. Evet, dostlar burayı bırakacağız. Bekliyorum atlar mı diye belki. Ama direkt Lucian'la beraber geldiler. Asol'de out position kaldı. Ölüyor mu? Ölmedi. Bir buraya ulti. Yok, burayı yine kurtarmaz dostlar. Tristana split push'ta çünkü. İki ejder verdik. Toplayacağız 13'e 21. Biz iyiyiz dostlar en azından. Biz iyiyiz. Öndeyiz. Taşırız. Şöyle Lucian'a direkt bir flash. Kes onu, kes onu. Evet, zaten boss'u indirdik. Bundan sonrası geleceğini düşünüyorum. Devam, devam, devam. Bolu atacağım, bolu atacağım. Kazik, kazik, kazik. Kazik'i düşürüm. Evet, bir canı kaldı herhalde. Ama Kassadin'in aynı şansı paylaşmıyor. İzleyelim bakalım Yasuo'nun ne alacak. Evet, Yasuo'dan güzel oyun. Asol'a arkadan güzel destek verir. Aa, çok, çok kötü yakalandı. Kötü maalesef. Ama karşılık skorumuzu ve mid kulemizi aldık. Yeterli dostlar. Evet, rakip takım Neşe alma üzerine burada bir sayede girişmede bulunmuş ve Tristana yok. Yine şöyle ultimizi atalım. Evet, çok iyi, çok iyi, çok iyi şekilde düşürdü. Ultim gerçekten 3 kişiyi aynı anda. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet, gel buraya, gel buraya. Kaçabileceğim bir yer yok senin. Evet, Kha'Zix'i de düşürüyoruz. Ve Tristana olmadan rakip takımın tamamını mükemmel bir ulti kendisiyle bedava ultimizi alıyoruz. Yani Tristana'ya gerek yokmuş demek ki. Burada oyuna comeback attık dediğim gibi. Lucian asıl dosyanın gitmesi. Bize başlangıcı sağladı dostlar. Oradan aldığımız drop. Şöyle. Burada duruyor muyuz? Tabii ki durmuyoruz. Çünkü 18 saniye sonra doğan bir ormancıları var derken bu site yokmuş. Yapacak bir şey yok. Burası yoksa diğer yerde mi yok diyoruz. Ve varmış. Tabii elimizi boş dönmeyeceğiz yine. Elimizi bir orman kestirmeyeceğiz dostlar karşı ormancıyı. Buraları da toplayalım. Resetten sonra oyunu kapatmaya yönelelim birer. Evet, Sikeli'nin kalkanını aldık. Bu kalkanın alış onun ölümü anlamına gelebilir. Şöyle kimle beraber oynadığına dikkat etmesi gerekiyor dostlar. Ölüm yine istediği zaman yürümesin ölümü anlamına gelecektir. Evet, şöyle girip Zonya basabiliriz ama bizi takip edecek bir insan yok. Çünkü ultim yok. Şöyle selam verelim. Evet, E'sini aldım. Bir flash alırım diye ümit ederek yapmıştım dostlar. Ama mid play'i açabilirim Tristana. Yukarıda split uçta. Gerçekten Tristana toplayayım. Yasuo adeti olmuyor şu an. Asol'un gitmesiyle beraber bu play'i alabiliriz diye düşünüyorum. Ultim geldi. Şu an ultimi kullanacağım bu arada. Geldi gelen doğru bir rakibi. Şu an Kassadin gözüküyor. Garen de olabilir. Evet, bir redini daha aldık. Gerçekten şöyle ulti double 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 geliyor. Geldi. Evet, çok iyi. Double'ımızı aldık. Çoğunluk tutmadı. Ama iki killimiz de aşağı inimitörü. Mid inimitörüne bayağı yakınız. Çok iyi, çok iyi. Evet, inimitörümüz devam ediyor dostlar. Ejderimizi alalım. Çünkü rakip takıma ejder ruhunu vermememiz gerekiyor. İlk ejderi kaybetsek bile ejder ruhu gerçekten çok değerli. Alırlarsa canımızı yakabilirler. Hele ki late game'de biraz yaşayabiliriz. Skorumuz da 16. Güzel oldu. Bu arada ben item olarak zaman oluyorum dostlar. Haberiniz olsun. Merkezini. Evet, şöyle yine jungle'ına hükmettik Kha'Zix'i. Oo, evet, bize güzel bir çıkış geldi. Evet, Tristana neden bizim blue'umuzu alıyor acaba? Çok merak ediyorum. Evet, bir şey demiyorum. Arkadaşlar, sonuçta taşımaya geldik biz buraya. Kazanmaya değil. Evet, şöyle hemen ikinci vision'larını da aldık. Kadim öncesi burada birkaç kişi düşürmemiz bize oyunun kesin kazanma anlamına gelecektir. Flash bile olabilir bu kişi. Evet, şu görüşü tamamen kör ettikten sonra Garen de aşağı site'da. Burada bizim fight kovalamamız gerekiyor. Hemen fight'a yönelteceğim takımı. Evet, Kassadin geliyor. Kassadin geliyor. Yürüyecek o Kassadin. Ultisine güveniyor.
Ama ultisi onu kurtaracak mı dersiniz? Tabii ki de hayır. Burada hemen base'imizi atalım. Çünkü şeyden biraz yürüyorlar. Ama Nash da alabilirler. Ona dikkat edeceğiz. Onun dengesini kurarak resimimizi alacağız. Lütfen ölmeyin. Lütfen ölmeyin. Pike. Kadim var. Şöyle bir deneyelim bakalım. Güçlüyüz diye düşünüyorum. Evet. Direkt flash'ini aldık. Evet. Biraz daha koşabiliriz. Evet. Şu ulti attığımızda ölecektir. Ölmüyor. Ama yine de öldürmeye başardık. Bu arada Kha'Zix'i düşürdü. Yani gidip Asura'ya ölmeyi nasıl becerebiliyor Kha'Zix'le bilmiyorum ama bu kadar kilidi maçı kaybetmekle ancak böyle oyuncuların getirmeyebilir dostlar. Devam ediyoruz. Aklımızla birbirimizle taşıyarak maçı kazanıyoruz. Ejder'in Nash öncesi yaptığım ulti kombosu, o Kha'Zix'i 3 kişinin arasına atıp Asura'nın orada 4 kişiye ulti atıp Quadra atması bize oyunu kazandırdı. Şimdi de Kadim'le bir şekilde Nash'imizi aldığımızda oyun gerçekten bizim ellerimizde olacak. Bir kişi gelir diyorum tuttum ama gelmedi. Direkt Nash'imizi alalım. Atölyemiz zaten yüksek bir damage olacak. Bundan sonra bizim elimize kalan kişinin kırdı açıp oyunu tamamlamak olacak dostlar. Şöyle bir yürüyelim bakalım selam vererek. Bu işin ne kadar taşıyabilir daha fazla. Rakip Jungle'ın ormanına pik aldırmadık. Evet, selamünaleyküm Kha'Zix. Direkt ulti. Bay bay. Evet dostlar, Kha'Zix'i de biz biraz yorduk. Güzelmiş dostlar. Ulti bastı, evet. Güzel, güzel. Bizi kesecekmiş arkadaşlar. Deneyelim. Şöyle 19 katkımızla maçı tamamlamak üzere devam edelim. Ve birinci inimitörümüzü açtık. Aşağıdan ikinci inimitörümüzü açıyoruz. Ve Lucian'ın flaşı. Ultim 3 saniye. Burayı da açtıktan sonra olacaktır diye düşünüyorum ve oyun bitti arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolar, yorumlarda görüş önerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Beğenirseniz de mutlu olurum. Karşılaşma sonucunda bir görelim kaç puana çıkmışız. Vesaire vesaire. Evet, sezon başı 6 puana çıktık dostlar. MVP aldık. Şöyle like'ımızı atalım. Evet. SVP'de karşı support dostlar.